Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 27 Nisan 3 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, evet artık Nisan ayı bitiyor. Mayıs ayına merhaba diyeceğiz ve Güneş Boğa burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Bu hafta doğan tüm boğa burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Evet, Güneş-Uranüs kavuşumu ile başlıyoruz haftaya. Biraz huzursuzluklar var, heyecanlar hissediyoruz. Uranüs çok ıı, aydınlanma gezegenidir aynı zamanda. Tabii farkındalıklarımız da arttırıyor. Kendimizle ilgili, çevremizle ilgili. Ama bir yandan da bizi biraz huzursuz yapıyor, gergin yapıyor, stresli yapıyor. Bu enerjilere dikkat etmemiz gerekecek. Ve Merkür de artık Boğa Burcu'na geçecek. 27 Nisan'dan itibaren Merkür'ün Burcu'nuza geçişi zihinsel yapınızı biraz daha öne çıkaracak. Yani daha fazla düşüneceksiniz. Ya da e, iletişim, entelektüel faaliyetler, bilgi paylaşımı bunlar hayatınızda Merkür'le beraber yoğunlaşacak okuyabilirsiniz araştırabilirsiniz yazıp çizebilirsiniz bazı fikirler üretebilirsiniz Merkürün Satürnle yapacağı dik açı bu da hemen hafta başından itibaren etkinleşecek geleceğinize dair düşünceleriniz planlarınız var Evet şu dönemde zaman zaman hayatımızda olup biten ani değişimler plan dışı durumlar Gelecekle ilgili konularda kaygılar, endişeler yaratıyor. Kariyer konularında belki sorumluluklarınız şu anda ön planda ama bazı kısıtlamalar içerisinde de olabilirsiniz. Şimdi Merkür-Satürn etkileşimi daha uzun vadeli, daha kararlı düşünceler, planlar, biraz daha ciddi planlar anlamına geliyor. E bunlar biraz depresif düşüncelere de neden olabilir. Hani olaylara pozitif değil de biraz negatif yönden bakabilirsiniz hafta başı daha ciddi olmanız gerekebilir ama hafta sonuna doğru bu etkiler yavaş yavaş azalacak merak etmeyin sevgili boğalar özellikle pazartesi gecesinden itibaren ayın yengeç burcuna geçişi Perşembe gününe kadar olan süreçte yakın çevrenizle olan irtibatlarınızı güçlendirirken duygusal paylaşımlarınızın paylaşımlardan destek almanızı sağlayacak. Yani akrabalar, kardeşler, aile üyeleri. Bunların duygusal desteklerini daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz ve genel olarak günlük hayatınızda da özellikle yakınlarınızda olup bitenler biraz daha gündem oluşturabilir. Tabii yeni şeyler öğrenmek, eğitimle ilgili faaliyetler, okumak, araştırmak için de Ayın bu geçişi size güzel destekler verecek. Perşembeden itibaren Ay Aslan burcunda. Özellikle perşembe ve cuma günleri biraz daha aile konularıyla beraber ebeveynleriniz, ev içerisindeki yapılacak faaliyetler, sorumluluklar öne çıkıyor. Kendinizi güvende hissetmek isteyeceksiniz. Bu süreçte biraz içe kapanışlar olabilir ama hafta sonu Cumartesiden itibaren Ay Başak Burcu'na geçince bu içe kapanık enerji biraz dağılıyor. Kendinizi ifade etme yönünüz güçlenebilir. Sosyalleşmeniz, en azından çocuklarınızla daha fazla eğlenceli faaliyetler yapmanız, yaratıcı yönlerinizi öne çıkarmanız hafta sonu güçlenecek. Hafta sonu burcunuzdaki Uranüs'ün Merkür'le kavuşumu var. Evet Merkür-Uranüs kavuşumu bu hafta sonu size biraz sürpriz haberler getirecek gibi görünüyor. Yani plan dışı olan durumlar, beklenmedik ani gelişmeler veya aklımıza bir anda gelen ilginç fikirler. Tüm bunlar olası tabii ki ve bunlar tabii günlük hayatınızda biraz hızlandırabilir, hareketlendirebilir, heyecan getirebilir. Ama genel sağlığınıza da dikkat etmekte fayda var. Özellikle solunum yolları, boğaz bölgesi, bademcikler, tiroid hormonları bu dönemde biraz daha uran de etkisiyle hassas olabilir. Genel sağlığınıza, ruhsal, bedensel, zihinsel dengenize e, özen göstermenizde fayda var sevgili boğalar. Mutlu ve sağlıklı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.